Ve Sisler Bulvarı devam ediyor. Konuğumuz Mehmet Günal Ölçer. Mehmet Bey, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki bir grupla beraber ortak çalışmalar yürüten bir şirketin aynı zamanda başkanı olduğunu belirtiyoruz. Ve Mehmet Günal Bey'in de üzerinde çalıştığı konular hakikaten özellikle temiz bir seçim, temiz bir siyaset için önemli araştırmalar olduğunu da ifade edelim. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum Saygı Bey. Mehmet Bey, şimdi sizin çalışmalarınızı ben gazeteci olarak öteden beri yakından izlediğim bir çalışmalarınız oluyor. Özellikle Türkiye'de seçmen sayıları ile ilgili mükerrer isimler var mı yok mu, bu konularda da gerçekten etkin çalışmalar da yapmışsınız. Mesela 2018'de CHP'nin size verdiği listelere dayalı olarak bir araştırma yaptınız. Ve o araştırmada da Türkiye'de mükerrer yazılanların sayısını da ortaya çıkartmışsınız. Oradan başlayalım. Niçin öyle bir çalışma yapmışsınız o dönemde? Saygı Bey, şimdi önce bir düzeltme yapmam gerekiyor izninizle. Biz bir şirket değiliz. Biz halk yararına çalışan, biliyorum. Yani ODTÜ'lerden kurulu demek istedim. Bilgi üreten, evet, bir kurumuz. Bizim parayla pulla hiçbir ilgimiz yok, ilişkimiz yok. Hiçbir kuruluştan 5 kuruşluk bir maddi menfaat sağlamadan sadece ülkemizdeki demokrasinin daha ileriye götürülebilmesi, çağdaş ülkelerin seviyesine ulaştırılabilmesi için büyük veri setlerinden bilgi üretip bunu siyasi partilerle paylaşıyoruz. Kullanırlarsa seviniyoruz. Kullanmazlarsa moralimizi bozmadan, motivasyonumuzu bozmadan çalışmamızı sürdürmeye devam ediyoruz. Tabii, onu zaten başında belirtmek istediğim o. Yani gönüllü olarak çalışıyorsunuz. Evet, o çalışmanızı anlatır mısınız? 2018 bize bütün seçmenlerin veri setleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından yazılı ve ıslak imzalı olarak verildi. Burada 50 milyonun üstünde seçmenin her türlü bilgisi vardı ve bize verilen yazılı talimatta bu listelerin çalışılıp mükerrer seçmen var mı, ilçelerde nüfus yapısı nedir, yaş ortalamaları nedir, çeşitli yaş gruplarından insan sayıları nelerdir ve o insanların, o ilçede yaşayan insanların doğum yerlerine göre tasnifinin yapılması konusu vardı. 100 yaşın üstünde, 110 yaşın üstünde seçmen var mı? Çok kalabalık haneler var mı? Yani onun üstünde insan oturan haneler var mı gibi bilgilerin üretmemiz istendi. Biz de o bilgileri o zaman ürettik. Bir seçmeni tanımlayan 7 tane kriter var. Bu kriterler seçmenin adı, soyadı, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi ve cinsiyeti. Rastgele 2 seçmenin bu bilgilerinin uyuşması ihtimali yok. Biz bu şekilde Türkiye'de 84 tane seçmen tespit edip sunduk. Ayrıca bu 7 bilgiden 6'sının uyuşma ihtimali olması da çok düşük. Uzaydaki yıldız kadar uzak bir ihtimal. Bu şekilde de 47 bin tane seçmen tespit ettik ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne değerlendirmeleri için verdik. Ondan sonrasını bilmiyoruz. Ondan sonra nasıl değerlendirip değerlendirmedikleri konusunda bir fikrimiz, peki, yok. Peki şu anlam mı çıkıyor? Şimdi 47 bin seçmeni belirlediğiniz kriterleri, 6 kriteri uyan. Yani bu bir yerde seçimlere çift yazılımı gibi bir sonuç mu ortaya doğuruyor? Şimdi şöyle söylemek mümkün. Bir defa vatandaşlık numarası aynı olan 2 tane seçmen yoktu o zaman. Bu elbette bir risk doğuruyor. Mesela öyle bir kişi vardı ki bu kişinin 7 kriteri tutmuyordu. Sadece 6 kriteri tutuyordu. Ama bir tanesinde doğum yeri Norveç olarak yazılıydı. Öbüründe Oslo olarak yazılıydı. Enteresan, evet. Bu 47 bin kişinin içinde öyle insanlar var ki Saygı adı tutuyor, Öztürk soyadı tutuyor, anne adı tutuyor, baba adı tutuyor
cinsiyeti tutuyor ama doğum tarihinde farklılıklar var. Şimdi bu çalışmanın sonucunu biz gene yazılı olarak ilgili makama, bize görev veren makama sunduk ve sonuçlarının ne olduğu konusunda bir fikrimiz sizin yok. Sizin sonucu şeyiniz neydi? Bunu değerlendirmeniz ne oldu peki bu bilgilere bizim göre? Bizim zaten bunlara isimlendirmemiz, bu seçmenlere muhtemel mükerrer seçmen diye isimlendiriyoruz. O dönemde biz Mehmet Ali Çelebi ile Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, parti meclisi üyesi çok yakın çalışırdık. Hatırlarsanız Mehmet Ali Çelebi o seçim döneminde Urfa'ya Şanlıurfa'ya gitmişti. Gitti. Evet. Şanlıurfa'ya gitti ve orada çeşitli baskılara maruz kaldı kendisi. O baskılar nedeniyle de yapabileceklerini yapamadı. Çünkü bu 47 bin seçmenin içinde 6-7 bin tanesi Şanlıurfa'da tespit Enteresan. edilmişti. Evet. Şimdi tabii bu evet. Çalışmaların sürdürülmesi lazım. Mehmet Bey, şimdi gündemde baktığımız zaman CHP Genel Başkanı'nın kısa süre önce Antalya'da yaptığı bir toplantıda şöyle bir ifade kullandı. Özellikle 6,5 milyon, evet, 6 milyon 300 bin yeni seçmenin, yani 2019'daki seçimden sonra oy kullanmaya hak kazanan 6 milyon 300 bin civarında seçmen olacağını söyledi. İlk kez oy kullanacak olan, yani o Z kuşağı dediğimiz gençlerle ilgili. Siz de bu konuyla ilgili bir çalışma yaptınız. Bu çalışmada siz de yaklaşık 4,5 milyon çıkarttınız ki arada da baktığınız zaman çok önemli de fark var. Bu nereden kaynaklanıyor? Bu konuda hanginizin bilgisi daha sağlıklı? O konuyu biraz açalım. Bu fark nereden kaynaklanıyor? Şimdi şöyle söylemek mümkün. Biz o günlerde temin sözünü ettiğim Dehont hesap makinesi konusunu çalışıyorduk. Bu çalışmamızda yeni seçmen dahil edilsin mi, dahil edilmesin mi konusu vardı. Dolayısıyla bizim de çok sıcak üstünde çalışmakta olduğumuz bir konuydu. Bizim Dehont hesap makinesinde 3 milyon 870 bin o gün itibariyle, yani bugün de diyebiliriz, bugün itibariyle hesap ettiğimiz yeni seçmen vardı. Radyoda ben Sayın Genel Başkan'ın söylemini duyduğum zaman çok ciddi bir yanlışlık olduğunu fark ettim. Ama o günden bugüne kadar yaklaşık bir ay, bir buçuk ay geçti. Diğer çalışmalarımız nedeniyle bu konunun üstüne eğilme fırsatını, sonra bu konunun üstüne eğildiğimiz, daha detaylı çalışma yaptığımız zaman bu konuda şunu gördük ki Türkiye'de son 5 genel seçimde, 2011 yılından sonra yapılan genel seçimlerde aylık seçmen sayısı artışı hiçbirinde 74 bin olmuyor. Bizim öngördüğümüz 75 bin seçmen sayısıydı bir aydaki artış olarak. Mahalli liderler seçiminden yeni yapılacak seçime, Haziran 2023'te yapılacağını varsaydığımız seçime 51 ay var. 51 ayda artacak. Bunu en basit bakkal hesabıyla gösteriyorum. Bu bizim yazdığımız raporda da yok. 3 milyon 825 bin kişilik bir seçmen artışı söz konusu olabilir. Halbuki genel başkanın bunu 6 milyon 300 bin olarak açıklaması, bu tabii büyük riskler doğuran bir açıklama. Bunun düzeltilmesinde çok büyük fayda görüyorum. Son 2010 referandumundan itibaren yapılan bütün seçimleri, sadece genel seçimleri değil, referandum, yerel seçim, genel seçimlere baktığımız zaman iki seçim arasında aylık seçmen sayısı artışının hiçbir zaman 88 binin üstünde olduğunu görmüyoruz. Bu 88 bin de 2011 yılında yapılan, Haziran'ında yapılan genel seçimle bir önceki 2010 yılındaki referandum arasındaki aylık seçmen sayısı artışıdır. 88 bin rakamını doğru kabul etsek bile 51 ayda 4,5 milyon rakamına ulaşıyoruz. Halbuki 6 milyon 300 bin dendiği zaman 1 milyon 800 bin kişi fazladan bir seçmen yazılmasına fırsat tanıyan bir söz var ortada. Bu sözün düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yapılan referandumda, halk oylamasında
farkın sadece 1 milyon 123 bin olduğunu düşündüğümüz zaman bulduğumuz 1 milyon 800 bin sayısının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Yapılması gereken şudur aslında bütün siyasi partiler tarafından. Yani şimdi özür dilerim. Biz, yani siyasi partilerin yapması gereken bir yerde şunu aklınıza geliyor. Yüksek Seçim Kurulu biliyorsunuz işte seçimlerle ilgili bir belli aralıklarla seçmen sayısını güncelliyor. Siyasi partiler bunları alıp inceleme ve buna göre çalışma yapma imkanları yok mu Günal Bey? Şimdi şöyle seçimlere girmeye hak kazanan siyasi partilerin yılda iki kez Yüksek Seçim Kurulu'ndan bu listeleri alma hakları var. Alıp üstünde her türlü çalışmayı yapıp inceleme hakkına sahipler. Bunun anlamı şu, 2018 genel seçiminden sonra 6 defa veya 7 defa siyasi partilerin bu listeleri alıp üstünde çalışmış olması gerekirdi. Evet. Ama üstünde çalışılan bu listeler eğer 6 milyon 300 bin rakamını gösteriyorsa bu hatanın yakalanıp İtiraz edilmesi gerekiyor. Yok, o rakamı göstermiyorsa o zaman 6 milyon 300 bin rakamının telaffuz edilmemesi gerekiyor. Bakın 73 bin dedim genel seçimlerde iki seçim arasındaki maksimum aylık seçmen sayısı artışına. 6 milyon 300 bin rakamını doğru kabul edersek 6 milyon 300 bini 51 aya böldüğümüz zaman 51 ay nedir? Yerel seçimlerle 2019 Mart ayında yapılan yerel seçimlerle 2023 Haziran ayında yapılacağını varsaydığımız genel seçimler arasında geçen zamandır 51 ay. 6 milyon 300 bini 51 aya böldüğümüz zaman aylık 123.500 seçmen artışı çıkıyor diye. Halbuki bugüne kadarki maksimum rakam 74 binin altında. Bu inanılmaz bir fark. Üstelik Türkiye'nin nüfusu yaşlandığı için aylık seçmen artış hızı yavaşlıyor. Nüfusumuz yaşlanıyor. Evet. O nedenle seçmen artış hızı azalıyor. Dolayısıyla ortada çok ciddi bir hata var. Ve bu hatanın doğurması söz konusu olacak olumsuz sonuçları var. Siyasi partilerin yapması gereken muhakkak bu listeleri irdeleyip, bakın ben size söyleyeyim, Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği seçmen listelerinden hangi bilgileri çıkartabiliyoruz? İle, ilçeye gelen giden seçmenlerin listesini çıkartabiliyoruz. 7'de 7 kriter, 6'da 7 kriter benzer seçmenleri, yani mükerrer olması söz konusu olabilecek seçmenlerin listesini çıkartabiliyoruz. Hemşerilik yapısını çıkartabiliyoruz. Nüfus yapısını çıkartabiliyoruz. Dedeler ve nineleri belirleyebiliyoruz. Kalabalık haneleri belirleyebiliyoruz. İlk kez seçmen olanları belirliyoruz. Bugün kimin doğum günü? O çocuklara, o insanlara bir şekilde her bayramda partili milletvekillerimizin bizlere gönderdiği gibi kutlama mesajları gönderdiğiniz zaman o size çok büyük sempati kazandırır. Bunu çıkartabiliyoruz. Yeni haneleri çıkartabiliyoruz. Yani bir mahallede, bir ilçede yeni binalar yapılmışsa o binalar hangileridir? Eskiden yoktu, şimdi var. Gerçekten var mı öyle bir bina yoksa hayali binalar mı bunlar? Bunun kontrol edilmesi mümkün. Seçmen sayısındaki değişim normal mi? Bunu çıkartabiliyoruz, anlayabiliyoruz. Yabancı seçmen envanterini çıkartabiliyoruz, hepsinden önemlisi. Yani herhangi bir ilçede, herhangi bir ilde 6 ay içinde olan yabancı seçmen sayısındaki değişimi çıkartabiliyoruz. Bunların çalışılması lazım. Bu konular çalışılmadan seçimlere girilirse çok muhtemeldir ki hiç ummadığımız sonuçlarla da karşılaşabiliriz. Bir sürü kamuoyu kuruluşları ciddi ciddi araştırmalar yapıyorlar ve partilerin oy oranları konusunda paylaşımlarda bulunuyorlar. Ama fazladan yazılmış 1,5-2 milyon seçmenin söz konusu olduğu bir yerde bu paylaşımların biz ne kadar doğru olduğuna güvenebileceğiz? 2 milyon seçmen
olmaması gereken 2 milyon seçmenin isminden bahsediyoruz burada. Üstelik biz bahsediyoruz. Karşı taraf da söylemiyor. Bizim 6 milyon 300 bin dediğimizde iktidar partileri 7 milyon derse ona pek de itiraz edecek tarafımız kalmayacak. Yapılması gereken bu listelerin çok ciddi bir şekilde çalışılıp 2018 yılından itibaren çok ciddi bir şekilde çalışılıp eğer varsa hatalar çıkartılıp bunların düzeltilmesini istemek lazım. Üstelik bunu yeni kabul edilen milletvekili seçim kanunuyla birleştirdiğimiz zaman ortaya çok daha çarpıcı nokta çıkıyor, noktalar çıkıyor. Kanunun 9. ve 10. maddelerinde oy kullanma hakkının kutsal olduğundan söz edip bir seçmen herhangi bir yerde yazılı değilse bile oy kullanabileceğinden bahsediyor. Bunun anlamı icat edilmiş seçmenlere oy kullandırılması demektir. Bunun üstünde tüm muhalefet partilerinin çok ciddi bir şekilde çalışıp sonuç üretmesi ve halkla paylaşması, halka bu konuda yapılacak seçimlerin güvenli olacağı konusunda teminat vermesi, güven vermesi gerekiyor. Evet. Hüsnü Bey, Mehmet Bey, şu son gelişmelere baktığımız zaman illerdeki genç seçmen, yani ilk kez oy kullanacaklarla ilgili de bir üç ayrı hesaplama yaptınız. Onlar birbirlerine de rakamlar çok yaklaşık çıkıyor. Bu hesaplamayı neye göre yaptınız? Nasıl bir bulgular çıkıyor ortaya? O hesaplamaları şu şekilde yapıyoruz. Yani çok basit hesap bunlar. Aslında lise matematik bilgisiyle bile yapılabilecek hesaplar bunlar. Sonuçta zaman boyutunda seçimlerin ne zaman yapıldığını biliyoruz. Ve her seçimde kaç tane seçmen olduğunu da biliyoruz. Bunlar yasal olarak YSK'nın sitelerine girilip, web sitesine girilip ulaşılabilecek bilgiler, herkesin bildiği bilgiler. Biz de raporumuzda zaten yayınlıyoruz bu bilgileri. O noktaları birleştirdiğiniz zaman ortaya bir doğru çıkıyor. Yani Türkiye'deki seçmen sayısının artış trendi ortaya çıkıyor. Siz seçimin ne zaman yapılacağını da öngörüyorsunuz. 2023 yılının Haziran ayının 25'inde seçim yapılacaktır diyorsunuz. O tarihe girdiğiniz zaman eğriyle doğrunun kesiştiği yerde seçmen sayısı kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bunu söylediğiniz gibi 3 ayrı yöntemle yaptık. Üçündeki fark da çok küçük. Yani birbirine çok yakın ve biz bunların en büyüğünü alıp söylüyoruz 4,5 milyon diye. Gerçek rakam 4 milyondur. 500 binde bak kardeşim sen hata yapmışsın denmesin bize yarın diye söylüyoruz. Ya biraz daha yüksek söylüyorsunuz araştırmalar. Evet, aslında hesap ettiğimiz rakam 4 milyondur. Raporda da gözüküyor ama dediğimiz rakam 4,5 milyon. Evet. Siz bu şeyleri de yakından izliyorsunuz tabii, güncel olarak seçmen sayısındaki artışları, illerin durumunu. Baktığınız zaman şimdi gelecek seçimlerde milletvekillerinin sayısının azaldığı iller oluyor mu yeni gelişmelere göre? Şöyle en son gelişmelerde 3 tane ilde milletvekili sayısında artış, 3 ilde milletvekili sayısında eksilme oldu. Aklımda kaldığı kadarıyla bir tek Antalya ilinde milletvekili sayısı 16'dan 17'ye çıktı. Öbür illerdeki değişimi hatırlamıyorum. Ama bu 6 ilin dışında milletvekili sayısında bir değişiklik yok. Orada da daha önce yazdığımız bir rapor vardı. O raporda da kontrol edilemez olduğunu söylüyorduk illerin nüfuslarının yazılmasının. Çünkü biliyorsunuz milletvekili sayıları illerdeki seçmen sayısına göre değil, illerin nüfusuna göre belirleniyor. Dolayısıyla nüfus idaresi ne yazarsa Yüksek Seçim Kurulu ona göre seçmen sayısını hesap ediyor. Çok küçük farklarla bazı illerin milletvekili sayısının bir azalması, bazı illerin de bir artması söz konusu olabiliyor. Mesela eğer seçim 2023 yılında yapılacak olursa 2022 itibariyle yapılacak sayım esas alınacak. O da Ocak ayında açıklanır. 2023 yılının Ocak ayında açıklanır. Görünüş o ki Tunceli'nin 2 olan milletvekili sayısı 1'e düşürülecek. Şu anda 2. Ama 1'e düşürülürse bunda hiç şaşmayız.
trend o şekilde gözüküyor. Bayburt 1'di geçen sene itibariyle, bu seneki sayım itibariyle 2 oldu, Bayburt 2'de tutulacak. Bu tür manipülasyonlar, bu tür sayılarla oynamalar aslında tabii demokratik, çağdaş demokratik hiçbir ülkeye yakışan davranışlar değil. Seçim kanununun her seçimde değiştirilmesi de çağdaş ülkelere yakışan bir durum değil. Aslına bakarsan seçim kanunu çok değiştirilmedi. Yani son 50 yılda 9 kez, en son 9. kez şimdi değiştirilmiş oldu. Fakat bu değişiklik böyle az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi bazı perde arkasında farklı niyetler olduğu gibi bir takım yorumlara da sebep olunuyor. Nihayet CHP'nin de bu bazı maddelerin iptali yönünde Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunda bu arada hatırlatmış olalım. Evet, işte tabii fazla sayı olarak değiştirilmemiş olabilir ama 2018 seçimlerine girerken Türkiye'de ilk defa ittifaklı seçimlerle tanıştık. Daha önce hiç böyle bir durum söz konusu değildi. O zaman yaptığımız hatalarda, çalışmalarda da biz ittifaklı seçimin o yasayı çıkaranların aleyhine sonuç vereceğini söyledik. Evet, yani bundan şimdi seçim kanunu hep genelde değiştirenlerin aleyhine geçmiş dönemlere araştırıldığı zaman bir de böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Yani ne zaman ne kadar değiştirirseniz değiştirin, seçmen kararını vermişse hiç sizi dinlemiyor yani. Şimdi tabii çok öyle değil o. Yani geçen seçimde aleyhlerine karar vereceğini söyledik ve zaten öyle oldu. Ama yaptığımız bir başka çalışmada biz 10 tane senaryoyu çalıştık. 10 tane senaryodan 5 tanesini 2018 seçim sonuçlarını esas alaraktan yaptık. 5 tanesinde de 2022 için bizim Dehond hesap makinesinde varsaydığımız yöntemlerle oy sayıları var saydık siyasi partiler için. Bu çıkarttıkları yeni yasa Cumhur İttifakı açısından mevcut yasaya göre kendileri için çok daha avantajlı olan bir yasa. Bir defa bu yasayı çıkartırken onlar diğer partilerin tek liste yapmayacağını ama kendilerinin tek liste yaparaktan seçime gireceklerini varsaydılar. Halbuki biz daha yasayı görür görmez konunun ne olduğunu anladık ve ilgili makamlara bildirdik. Burada böyle bir risk var, böyle bir tehlike var diye. Aynı seçim sonuçlarını alındığı zaman bu sistem Cumhur İttifakı için daha olumlu sonuç veriyor. Yani kendileri açısından yapılmış daha akıllı bir sistem. Ancak bir şey var burada da. O da şu. Baraj %10'dan %7'ye indirildi. Barajın %7'ye indirilmesi demek HDP'nin hiçbir şekilde baraj altı kalma riskinin olmaması anlamına geliyor. Türkiye'de öyle 10 tane il var ki HDP bu illerde çok düşük oy alıyor. Mesela Bolu 3000 tane oy alıyor, almıyor. Ama Bolu'da alınan 3000 oyun Millet İttifakı'na gitmesi durumunda Cumhur İttifakı'ndan bir milletvekilliği eksilip Millet İttifakı'nın bir milletvekili artıyor. Böyle tam 10 tane il var Türkiye'de. Ve bu illerin hiçbirinde HDP'nin milletvekili çıkartması söz konusu değil. Bu illeri söyleyeyim size. Ardahan, Bolu, Bursa 2. bölge, Elazığ, Erzurum, Karaman, Kırıkkale, Konya, Muğla, Samsun. Eğer ki Millet İttifakı tek liste yapmayı başarabilirse bu illerde de HDP'nin liste bile çıkartması, seçime bile girmemesi söz konusu olabilir. Çünkü zaten hiçbir şansı yok orada. Aynen yerel seçimlerde olduğu gibi. İşte o zaman bu sistem Cumhur İttifakı'nın aleyhine sonuç verir. Ama Cumhur İttifakı için en avantajlı sistem nedir bu seçimde? Kendileri tek liste yaparken, yani AKP ve MHP tek listeden seçime girerken Millet İttifakı bileşenlerinin her birinin tek başına seçime girmesi durumudur. Bu durumda bile çıkartabilecekleri milletvekili sayısı maksimum 295 olmaktadır.
Halbuki dediğimiz gibi Millet İttifakı tek listeyle seçime girer ve iddialı olmadığı illerde HDP de aday çıkartmazsa 240'lara kadar düşecektir. Evet. Yani bu seçim bu yönüyle baktığı her bakımdan bir kritik bir seçim olacak gibi gözüküyor Günal Bey. Seçim elbette, yani bütün seçimler elbette çok kritik. Yani AKP bu işleri iyi bilmiyor. Bakın Saygı Bey, ben size başka bir şey söyleyeyim. Eğer ki 2015 yılında bunu daha önce ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaptığım sunumlarda anlatmıştım. Sayın Genel Başkan Yardımcılarından bir tanesi dar MYK'da anlatmıştım. Parti meclisine de aynı sunum yapmam istendi. Parti meclisine yaparken bunu anlatmamam söylendi. Ben de anlatmadım tabii ki. Eğer ki 2015 Haziran seçimi, AKP Kasım seçimi, AKP'nin başarısız olduğu söylenebilecek bir seçimdir. Bu seçimde mevcut seçim sistemine göre değil de, yani Dehont sistemine göre değil de, çoğunluk sistemine göre yapsalardı 444 milletvekili çıkartıyorlar. Evet. Atladılar. Yani AKP'nin stratejik aklının yeterli olmadığını bize gösteren birçok olay var. İşte Honaz seçimi var, İstanbul seçimi var. Bence en önemlilerinden bir tanesi budur. 2018 Haziran seçimini, yani son yaşadığımız seçimi, o seçimi eğer İttifaklara müsaade eden çoğunluk sistemiyle yapsalardı, AKP artı MHP'nin çıkartacağı milletvekili sayısı 440 olurdu. Yani bir taraftan da Allah koruyor bizi diyelim ki bunları öngöremiyorlar, hesaplayamıyorlar. Evet. Ama biz arkadan görüyoruz ve artık risk kalmadığı zaman. Günal Bey, son olarak bir de şunu sorayım. Şimdi bu sizin hesaplamalarınıza göre, İşte bugünkü seçim sistemine, yeni işte seçim kanununda yapılan değişiklikleri de dikkate aldığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor Millet İttifakı, Cumhur İttifakı olarak? Şimdi şöyle, yani daha belirsiz olan çok şey var burada. Mesela Deva Partisi'nin ayrılması veya ayrılması sözü yanlış oluyor. Ayrı seçime tek başına ayrı listeyle seçime girecek olması farklı bir durum yaratıyor. Bu arada Deva Partililere şunu da söylemekte fayda var. Ayrı listeyle seçime girerlerse biz Deva Partisi için Türkiye'de en yüksek oy oranı şu an itibariyle hesap edenlerden bir tanesi, %6.9 olarak hesap etmiştik son çalışmalarımızdan bir tanesinde. Tabii bu oyu alamazlar. Deva Partisi'nin bu %6.9 oyu Millet İttifakı'nın içinde her şeyiyle birlikte hareket etme durumundadır. Vatandaş oyunun boşa gitmemesini sağlamak için bu sefer Deva Partisi yerine kendine göre başka seçenekleri dikkate alacaktır ve kullanacaktır. Hiçbir senaryoda AKP artı MHP'nin oy oranı, pardon, milletvekili sayısı 295'i geçmiyor. Yani bu senaryo hangi senaryo? Kendilerinin AKP ile MHP'nin tek liste olarak girdiği ve bütün diğer partilerin tek başına girdiği senaryodur. Millet İttifakı açısından, Cumhur İttifakı açısından en olumsuz senaryoda da bütün muhalefet partilerinin dayanışma içinde seçime girdikleri senaryoda da 240 civarında oy milletvekili çıkartmaları söz konusudur. Evet. Şimdi sonuçta baktığımız zaman eğer bir aksilik olmasa, bir değişiklik olmasa Haziran 2023'te seçim gerçekleşecek. Bunların gerçek tablosunu da o zaman görmüş olacağız. Günal Bey, size çok teşekkür ediyoruz ve programımızın sonuna geldiğimizi belirtiyoruz. İyilikler, esenlikler diliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız.